Camı açtın mı Osman? Aç ula camı, aç. Şimdi kokuyu alan damlar buraya alimallah. Ya komutanım, şimdi içeri soğuk girer, biz üşütürüz falan diye haber ama. Ula ha, bunları yiyelim de sonra yere bire düşsek de olur ya. Ya inanamıyorum ya. Timden gizli sucuk yapıyoruz komutanım. Gizlilik askerliğin yarısı Osman. Bir bakayım. Oh. Komutanım, biraz daha kaldı. Bundan da alın. Hadi bakalım. Yağından da koyuyorum biraz. Anam, anam, anam. Vay, 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 vay. Nasıl ama? Güzel değil mi? Güzel de laf mı ya? Güzel de laf mı? Oy anam, oy. Nasıl gidiyor Osman? Ne nasıl gidiyor komutan? Nasıl ha komutan nasihatı? Kızı almadan anasına, danasına, ebesine, her şeyine iyice bak. Nasıl yani anam? La çocuk mocuk meselesi be. Allah Allah. Ben gittim tabakhaneye pok yetiştiri gibi aldım Leyla'yı. Sonra bir baktım ki ula bunun anası, ebesi, ebesinin ebesi, yedi sülalesi kız çocuk da vurmuş ya. İlaçlık erkek yok bunlarda kardeşim. Biz tabii öğrendik ama iş işten geçti. Kız çocuk meselesi ha? Yani iyice emin ol. Ondan sonra git ağanın kapısına çök, aç elini. Ula baktın ağa da vermedi kızı. Ula buradan dolarız Ünimok'a. Gider çeviririz evi, alır geliriz kızı ha. Ah komutanım ya. Tek sorun keşke olsa. Ne ola? Anası mı carçurt ediyor yoksa? Yok komutanım ya. Zaten onun anasından önce benimki başladı yani. Senin anan mı? Ne diyor bu anan? Benim Osman'ımı ne mühendisle ne doktorla işte de vermedin mi diyor yoksa? İleride bir şeyler oluyor. Dur. Yavaşla dur. Bunlar örgütten değil. Kesin örgütten değil. Osman, sen resmi sana vurup ne yapacağız şimdi? Rihan dur! Hasta var ya, hasta! Yere! Allah kahretsin, yeter artık! Yere! En aşağı! Yere! Arabada hastamız var. Açın yolu gidelim, lütfen. Sus, konuşma. Bekle burada. Bak, arka koltukta hastamız var. Acil gitmemiz lazım. Sus, konuşma. En arabadan, çabuk! Ne yapıyorsun sen ya? Arabada hastamız var diyoruz, anlamıyorsun! Arabaları arayacağız. Üzerinizde kıymetli eşyalarınızı verin. Hemen! Çabuk! Bana bak la! Sen buraya bak. Ben arkadaki arabayı arayacağım. Yere! 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 En arabadan! Çabuk! Eliyi sürersen kızacaktım ama vazgeçtim. Aslında arama yaparken bana dokunanı vururum. Ama senin için bir ayrıcalık yapacağım.
Bana bakın la. Hasta taşıyan araç geçsin, bırakın. Ben burayı biraz daha arayacağım. Bana bak ona. Ula bu ailenin saçının telli halel gelsin. Yılanın deliğine de gitsen bulacağım seni. Ondan sonra da... Ne yaptın ulan, ne yaptı? Geç sen de kontrol noktasında bekle. Kumadarsa vurun iti. Nereye bakıyorsun? He? Bak, bırak bizi gidelim. Ben avukatım. Bırak bu iş büyümesin. Avukat, orasını biliyoruz canım. Bir de biz senin savunmanı alak bakalım. Avukat, yere bakalım. Seni bir mahkeme eder. Yere. Bırak ulan beni. Yere. Bırak lan. Yere. Bırak beni. Yere. 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 Bana bakın lan, nöbet sizde ha. Ben avukatı iyice bir arayacağım. Arabaları gönderin geçsin. Yere. 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 Yere bakalım. Yere. Kızım sana Mürsel, kendine gel. Başımıza gelmedik kalmadı. Hanemiz paramparı oldu. Evimin direği. Kızım sana. Koyup gitme bizi. Yere. Yere. Bırak beni be. Yere. Yere. Dur bakalım. Çok güzel kokuyorsun. Çekil lan. Pudradır he. Güzellik de olsun. Güzel olsun. Kafayı çalıştır avukat. La daha başında piyango be. Her zaman böyle fırsat çıkmaz. Dur debelenme kız. Bırak lan beni. Bırak lan beni. Dur debelenme kız. Ne oluyor? Ben uyu dediğim zaman uyu. Ya, iyi misin? İyiyim. Babama götür beni lütfen. Babama götür ne olur. Ben harekete geçtiğimde sessizce arabaya doğru gidiyorsun. Kahya'ya da söyle hazırlıklı olsunlar. Dikkat et Osman. Hadi. Sen de nereden çıktın? Bana baba okuma lan! Kimsiniz? Biz örgütün... Yapma ya! Siz örgütten falan değilsiniz. Kimsiniz söyle! Emir içeriden geldi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şuraya bak ya. Şu bataklığa bak. Her türlü hayvan var. Vaktim olsaydı seninle oynardık. Seni öyle bir konuştururdum ki. Ama dua et ki acelem var. Bas, bas, bas! Nihan, kendini harap etme artık. Bak gördün mü? Babanın en kötü kısmını atlattı. İnşallah. Çalın davullar.
Hadi gir sen içeri artık. Üşüme. Osman. Dikkat et kendine, olur mu? Ne olur dikkat et. Meraklanma. Mezarımı kazın re dostlar. Benden aşağıya. İnan, baban iyileşecek. Duydun mu? Bir sürü dava dosyan olacak. O dosyaların içerisinde kaybolacaksın. Birlikte el ele o dandik çarşının içerisinde yürüyeceğiz. Seni sevdiğimi söyleyeceğim. Karşıma çıkan herkese ben bu Kürt kızını seviyorum diyeceğim. Duydun mu? Üzme kendini. Her şey çok güzel olacak. O gözlerin, o güzel gözlerin bulutlanmasın artık. Bezledik Nevresim ile Barbaros köyüne güle güle git. Alnına yazılmış dolmamış çilen. Var yeni evine güle güle git. Poyraz timi tekmil hep senin dostun. Barkamıza işedin, pançoya kustun. Gün geçer bakarsın 20'ye bastın. Askere, düğüne güle güle git. Muharrem muhabbeti sakın soğutma. Hak'tan ayrı düşüp batılı tutma. Vatan bir, bayrak bir, bunu unutma. Doğruca yoluna güle güle git. Vay be. Yani ben nacizane bazen komutanım böyle... Seni de mi yiyor komutanım? Buyur şimdi. Niye ya? Ne güzel söyledi işte çocuk. Ya söylemesine söylüyor da komutan. Bu üfürüyor, üfürüyor. Vallahi kitaplardan çalıyor, bize kakalamaya çalışıyor. Ya Allah insanı kuru iftiradan sakınsın, korusun arkadaş ya. Ya bırak arkadaş ya. Komutanım, adam kitabına şiir yazmış. Sonunda da diyor ki, işte Muzaffer der ki, neyin de nesi var? O oradaki Muzaffer'i alıyor. Yerine Muharrem'i koyuyor. Sonra da diyor ki G3'ü gözüne sokarım dağlar deyip bize yutturmaya çalışıyor. Yani komutanım şunun şu tezviratına şurada müsaade ediyorsunuz ya lütfen yani. Vay 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 vay. Tezvirat ne ulan? Tezvirat? Evet. Tezvirat şimdi bir insanın tezviratı. Beklemedeyiz. Örneğin. Örneğin mesela Mahmut... Ya bırak ya. Komutanım ne şiir ne kitap ya. Bu daha temizatın ne olduğunu bilmiyor. Ya kötü bir şey işte ya. Muharrem. Git şu adamı şiir oku. 3 tane. Komutanım. Muharrem. İstemese de oku. Yürü. Oğlum bu Osman kanat var ya, vallahi ecinli ha. Ya kardeşim ecinli falan da ben bu adama şimdi gidip niye şiir okuyorum ya? Niye ben kendi sanatımı böyle bir adama icra edeyim ki ya? Bak bak bak, hadi hadi yürü. Neşet babadan olabilir. Kendi yazdıklarım var. 3 tane istekte bulunabilirsin. Anlayalım bakalım şu ayağı ne zaman iyileşti. Ama şöyle bir rahat dur, şöyle bir buyur keyfin çıkarırsak, tamam mı? Bak şimdi. Havalar, havalar. Ya hadi oku da geç gitsin oğlum ya. Biz her gün çekiyoruz bu işkenceyi. Kardeş, bu arkadaş şimdi sana çalıntı malıntı. Bir tane şiir okuyacak, yapacak bir şey yok komutanın emri. Komutanım mı? Bizi sen ok! Yaşasın!
dur. Ulan kimsin ulan sen? Ulan dur 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 dur. Kimsin ulan sen? Geziydim komutan. Dur. Bu karakola nizamiyeden giren nizamiyeden çıkar. Tamam. Yok öyle. Tamam komutan. Yürü. Benim suçum yok. Yürü. Ya tamam komutanım. Osman'a aferin. Çok iyi dikkat etmişsin adamın durumuna. Şimdi komutanım, adam aksayarak gidip normal dönünce hissiyat işte. Mayın dedektörü gibidir komutanım o. Müdahale biçimi riskli olmuş ama işe yaramış sonuçta. Komutanım, doğrudan müdahale olsa can kaybı yaşanabilirdi. Doğru. Arama tarama sonuçlandı mı Hakan? Evet komutanım. Tamam, şimdi bunların çapraz sorgusu, tahkikatı bitene kadar hiçbir şeyden emin olamayız. O yüzden teyakkuz durumunda kalın, çok çok dikkatli olun. Emre Hazır Komutanım. Bugün de çok zor açtık ya komutanım. Ya öyle oldu Mahmut. Artık bu çayını içeriz. Lafım olur komutanım. Hemen getireyim. Komutanım, telefondan istiyorlar sizi. Tamam, geliyorum. Uzman jandarma Kanat. Kanat, dikkatli dinle beni. Kimsin sen? Ya peşrevi geç. Dinle beni. Sana bir bilgi. Saat şu anda 6:10 var. Diyelim. Sen beni anlayıp telefonu kapatana kadar 2 dakika daha geçecek. Kalacak 8 dakika. Ne diyorsun sen be? Bugün intihar bombacısını yakaladın değil mi? Sana da gel. Ama o bombacıyı sana yollayan irade bütün yumurtaları aynı sepete koymuyor. Malum. Yani? Yani aramanı taramanı iyi yaptın. İyice baktın etrafa. Kimsin sen? Ben seni günahım kadar sevmem. Bunu bil. Ama... Ama ne? Ama seni sevmeyen biri daha var. Ve ben bunun tedavülden kalkmasını istiyorum. Anladın? Ayak altından çekilmesini istiyorum. Evet. Söylediğim gibi. 8 dakikam var. Yürüyüşü sona kalmış. Ha. Malı bulursan iade edeceğin kişiyi de tanıyorsun aslında. Ucuz mazot. Hepimize lazım. Değil mi? Kontörlüydü bu. Kontörlüdür, hava. Komutanım, biz ne yapıyoruz ya? Mahmut. Bana çağırandı mı? Aradık ya komutanım. Dedik dedik aradık. Malzemeler? Aradık komutanım. Hepsi sebzeydi. Ya bunlar böyle büyük ne koşuyor bunlar akşam akşam ya. Çabuk çek dışarı. Çek dışarı çabuk. Zahmet dışarı çıkınca emniyet alın. Emniyet alın da kimseye buna yaklaştırmayın. Evet. Emredersiniz komutanım. Çabuk koş koş. Mahmut, saat kaç? 6'ya yaklaşıyor komutan. Ne demek 6'ya yaklaşıyor? Saat tam olarak kaç? Tam olarak 6'ya birkaç dakika var komutan. Mahmut, adamı sinirlendi mi? Kaç dakika var? Komutan, bendeyim. 3, sende 2. Mahmut, 3 mü 2 mi? Komutanım, ben sana tam olarak bilgi veremiyorum ki. Bu Çin malı olduğu için bana tam olarak dakikayı söylemiyor. Ya komutanım, ne oluyor? Senin ne işin var burada Mahmut? Ha?
Sen dedin ya komutan benim peşimden ayrılma diye. Mahmut, çık dışarı. Yok, ben iyiyim böyle. Mahmut, çık dışarı. Ya yeşil tuttum bir Allah. Ben seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Şart olsun olmaz. Mahmut, askerlikte şart falan yoktur oğlum. O yüzden hemen dışarı çıkıyorsun. Hemen! Dışarı atmaya yetişemeyiz değil mi komutanım? Mahmut bir şey söyle. Hangisini keseceğiz? Ya bu çok saçma komutan, bilmiyorum ki. Mahmut salla bir şeyler, söyle işte. Kırmızı. Kırmızı, kırmızı. Emin misin? Yok değilim. Ama bizim bir Sermet abi vardı sanayide. Uçlatma ulan Sermet abinden. Söyle bir şey. Sarı. Yok 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 komutan. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Bir de yok komutan. Sarı benim son kararım. Sarı. Sarı kablo. Otel elektrikçi. Ne? Bizim sanayide biz... Öyle gülme komutan. Bizim sanayide bir Sermet abimiz vardı. O derdi ki... Akımı sarıda arama. Voltaj mı lazım oldu sana? Gel kırmızıya. Sapıksın oğlum sen. Ama ne gülüyorsun komutan? Vallahi düşündüm bunu o ara. Dedim ki... Bunu dedim bize gönderen lavuk... Bu bilgiyi bizim bildiğimizi bildiği için o akımı sarıyı bağlayamadı. Niye? Niye o zaman karıştı komutan? Mahmut. Ver şu çayı ver. Ya ben bunu sana vermem komutan. Soğudu. Yenisini getireyim. Ya bir daha komutan. Ben çok korktum ya. Başınız sağ olsun. Sağ ol Mahmut. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun ki... Neyse. Ben güzel konuşayım, beceremiyorum ya. Benden bir emrin var mı komutanım? Var. Ben gelene kadar sakın başını belaya sokma. Vallahi sen gelene kadar silahlık nöbetsiz tutacağım komutan. Ya başlamışım. Seni böyle sivillerle görünce bir tuhaf oldum ha. Vallahi ben de bir tuhaf oldum Asteğmen. Pijama bile başka geliyor insana ya. 13 yaşında giydik abi yeşillere de Asteğmen'im. Doğru. İyi ettin ama iyi ettin. Ben de bir çıkayım dışarı ya. Hem Osman'ı uğurlarım hem de bir insan içine karışmış olurum. Hadi Osman. Osman. Tekrar başın sağ olsun kardeşim.
Sağ salim, git gel. Sağ olun komutan. Ha, o çılgın annene de selam söyle ya. Ama ellerinden öpüyoruz, saygıda kusur etmeyelim. Baş üstüne. Oyar vallahi, oyar. Ha, komutanım. Şu bizim emaneti de alsak mı yanımıza? Alalım mı lan? Onlardan korkan davul olsun. Mahmut! Mahmut! Emret komutanım! Bizim hazırladığımız bir hediye vardı. Getir bakalım. Emredersiniz komutanım! Randevumuz var canımın içi. Kaç bakayım. Çok iyi düşür bundan. Ardan'ı da hayvanlara veririk. Bize bir daha bir şey göndermek istersen PDT'yi kullan. Anladın mı? Ne dediğinizi anlamıyorum. Resmi olarak suçlanıyorsan bileyim. Yoksa hemen çıkın. Ulan bizim içimiz dışımız zaten olmuş resmiyet. Şurada iki dakika muhabbet edelim dedik ya. Ayıp vallahi ya. Ha? Mevsimi kesiyoruz ha, hıyar da yolladık. Eyvallah. Kolunu tuttuğunun farkında mısın? Çakal! Aç lan ağzını. Aç lan ağzını! Aç! Sana basarım buradan kaçak mazotu. Çift panalı tankere dönersin. Anladın mı lan? İt! Şu
şurada bir iki dakika durabilir miyiz? Tamam abi. Amca, sen. Ben hep seni düşündüm. Yani kaybolunca dağda. Orada oluyor öyle şeyler. Şimdi buradayız işte. Kapatmak. Anan kör olsa seni tanımaz mı kuzum? Osman'ım, yavrum. Ben senin kokunu ta Fizanlardan Yusuf Aleyhisselam gibi olmaz mıyım Osman'ım? Yavrum, kuzum. Nasılsın anam? Nasıl olalım Osman'ım? Dedeni yolcu ettik. Ağzımız zehir gibi. Yetişemedim. Başımız sağ olsun. O gitti. Biz de varacağız Osman. Al ondan razı olsun. Helvasını döküyorum ya. Kaşığı her çevir şimdi. Dua ediyorum ona Osman'ım. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın yavrum. Nur içinde yatsın. Yatsın kuzum benim, kuzum. Baba geldi.
Alkanat komutanım geldi mi teyze? Geldi. Ne oldu ki? Bizimle jandarmaya kadar gelmesi gerekiyor teyze. Haber verebilir misiniz? Niye ki? Bu askeriye de Osman'dan başka kimse kalmadı mı? Az biraz yemek yiydi çocuk. Hayırdır arkadaşlar? Alekber Doğan Antakya. Komutanım Yavuz Aralbay'ın güvenli hattan sizi arayacak. Komutanlıktan görüşmenizi istendi. Gidelim hemen. Daha yeni geldiydin Osman. Merak etme anne. Ben hemen dönerim. Osman, kaç gün iznin vardı oğlum senin? 9 gün komutanım. Sanırım birkaç gün erkene çekmen gerekecek. Emredersiniz komutanım. Kabul toplamadan... Hikmet Binbaşı'ya ilgilenecek sevkinle. Doğrudan Tugay'a bana geleceksin. Emredersiniz komutanım. Telefonda bu kadar oğlum. Salı günü burada ol. Emredersiniz komutanım. Bu arada başın sağ olsun Osman. Sağ olun komutanım. Hadi bakalım. Hadi baba. Güle güle git oğlum. Selametle git. Gittiğinde bizi ararsın değil mi? Tabii ararım baba. Anne. Güle güle oğlum. Bastığın yere dikkat et kuzum. Allah yardımcın olsun. Hadi hoşça kalın. Hadi güle güle. Kendinize dikkat edin olur mu? Sen de oğlum sen de. Varmış, varmış. Senin burada ne için savaştığını, ben orada savaşınca anladım. Eğer ölürsen sağ olsun vatan. Eğer ölürsen sağ olsun vatan. Mezarıma kapanıp ağlamadan. Mezarıma kapanıp ağlamadan.
Nasıl geçti izni Osman? İyi geçti komutanım. Sağ olun. İyi, iyi. Bu arada tekrar başınızsınız. Sağ olun komutanım. Bir adam bölgeye gelecek Osman. Onu koruyacaksınız. Emredersiniz komutanım. İki kişi olacaksınız. Adamın bir koruma ordusuyla görülmesini istemiyoruz. Emredersiniz komutanım. Gir. Hakan Geloğlu. Kestirmeden gideceğim beyler. Kesin bir gizlilik içinde olacaksınız. Adamımız... Adamımız bu. Ama uluslararası politika açısından son derece önemli bir figür. Hakan, sen adama bir nevi kılavuzluk da yapmış olacaksın. Emredersiniz komutanım. Osman, sen de özellikle koruma konusunda dikkatli ol. Emredersiniz komutanım. Adam buralarda bir mezrada doğmuş. Mucizevi bir hayat hikayesi işte. Olur ya öyle. Adam gezip tozacak, doğduğu yerlere gidecek filan. Bu arada suikast ihtimali çok kuvvetli. Ama herif inat. Ne dendiyse dinlemedi. Şimdi size iki şey söyleyeceğim çocuklar. Bir, adam ölmesin. İki, bizim sorumluluğumuzdayken hiç ölmesin. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Bundan sonrası bizim sorumluluk alanımız. Siz ölün. Buna patron karar verir. Karar verildi. Adam geçsin ve dönün. Takip makip olmasın sakın. Siz misiniz? Evet biziz. Çantamı unutmuşum arabada. Biz sadece güvenliğiniz için buradayız Esat Bey. Güvenlik? Aa, sahi sahi. Sayenizde şu Allah'ın dağı, Orta Doğu'nun en güvenli yeri ha? Herhangi bir yorum yapmayacağım. Yorum yapsan şaşardım zaten. Çantanızı alacak mısınız? Çantamı getirin. Saat 14'te beyefendi ilacı var. Unutmayın ha. Bak. Komutanım çok nazik adamdır. Ama ben seni döverim. Sen bana... Yürü lan! Program bize verildiği şekilde değil mi? Evet. Tamam. Önce Suriye heyetiyle görüşmesi var. Ardından da doğduğu mezraya geçeceğiz. Mezrada mı doğmuş? Aslında eminim. Orası... Biliyorum Osman, biliyorum. Asker misiniz? İstihbarattan mı? Hayır. Karakoldayız biz. Jandarma. Karakol? Jandarma. Evet. Ben Asteğmen Hakan Küçük Aslan. Ve uzman jandarma Osman Kanat. Sizi niye yolladılar ki? Ben tek başıma giderdim. Bu konu üstlerimizin takdiri. Biz kanaat belirtemeyiz. Yani demek istiyorsun ki... Yani demek istiyor ki aslında biz de sizi korumaya o kadar meraklı değiliz Esat Bey. Osman. Siz üstlerinize de rapor veriyorsunuz herhalde ha? Yalnız bak,
Sizden hiç oğlumla elektrik almadım. Sağdaki. Ben seni elektrik santraline çevirmeyebilirim de. Hadi neyse. Aslı'nın, bu adam madem bu kadar önemli, niye böyle garip bir koruma yapılıyor ki? Garip koruma biz oluruz değil mi? Bazen Hüsamettin ablayı hiç anlamıyorum. Ya adamı basından falan kaçırıyorlar. Yani hem gürültüsüz, gösterişsiz hem de etkili bir şey istedi demek ki komutan. Bu adam bu kadar ne konuşuyor ya? Ne bileyim ben. Neyse ya, boş ver. Biz işimize bakalım. Herif iznimi de yedi. Sağda duralım. Nerede olursa olsun özür değil mi Doğu'da yerleri? Peki. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Hadi biraz soluklanalım. Ne tuhaf değil mi ya? 35 yıl olmuş, değişen hiçbir şey yok. Şu hale bak. Desene, 35 yüzyıl değişmeyen şey, 35 senede mi değişiyor? Belki de biz göremiyoruzdur. Hadi beyler, oturalım şöyle biraz. Vay vay vay. Senin ne işin var burada? Seni büyük bir zevkle indirirdim ama büyük balığı kaçırmak olmaz şimdi. Keşke seninle İngilizce konuşabilseydik.
Tabii şartlar müsait olsaydı hiç de fena olmaz. Sen buralı mısın? Ha, buralarda doğmuş. Nasıl gittin? Tanıdığın mı vardı? Seni bilmiş şey seni. Git! Kapan! Gidemeyiz. Kaç kişi bunlar Osman? Bilmiyorum aslında eminim ama çoğalacağa benziyor. Şu tarafı deneyelim. Bilgisayarım arım. Koşun şimdi, koşun. Hay senin bilgisayarın ha. Tek şey buymuş gibi görünüyor. Yürütelim o zaman Osman. Hadi bin. Bin! En azından hayattayız. Öyle değil mi? Yürüyeceğiz Esat Bey. Telefonlar çekene ya da bir yere ulaşana kadar. İtalya'dan mı? Asker olmadığım için üzgünüm. Doğal ortamınıza geldik değil mi? Pekala. Esat Bey, peşimizdekiler oldukça hızlıdırlar. O yüzden yürümenizi öneririm. Ben artık bittim. Ben artık bittim, ne olursa olsun yürüyemeyeceğim. Osman telefona baktın mı? Yok. Hala çekiniyor.
Burası çok korunaksız. Burada duramayız. Yürümeyi deneyin hadi. Korunaksızmış. Korunaksızmış. Mezra çok korunaklıydı da ne oldu ha? Arabamızı bile orada bıraktık. Hep sizin yüzünüze zaten. Koruma tekliflerini defelenen sizsiniz yalnız. Harbi bütün yaptığınız işler zaten. Lan, lan! Koşun! Koş, hadi! Koş, hadi! Koş! Osman, şuraya kapağı atalım. Orta Doğu Konsorsiyumu Başkan Yardımcısıyım. Adım... Bak, güldürdün onları. Osman, sen o. Tanıdı seni. Benim Sıtkancı. Osman, kimdir peşinizdekiler? Bilmiyorum. Mezardan biri peşimizdeler. Öğrenin. Öğreniriz. Ya Osman, vurmasınlar adamı. Adamı çıkarttılar dışarı. Çıkartmadılar. Kendisi çıktı. Nereden bilirsen Haval? Tanımıyorsan adama. Biliyorum işte. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Çıkmalarını bekleyeceğiz. Ne ya? Basıbalak. İki el bombası tamam. Olmaz. İhtiyara dokunmayacağız. Ya ne olacak Haval? Zaten bir ayağı... Sana ihtiyara dokunmayacağız dedim. Eğer onu öldürürsen köylü bir yudum su vermez sana. Anladın mı? Çok yanlış yaparsın. Çok. Bekleyeceğiz. Eninde sonunda çıkacaklar. He. Kıcıyım demiştin sen. Boş ver ihtiyar, boş ver. Muhabbet edilecek bir mevzu değil bu. Orta Doğu Korsansuyum Başkanı. Hayır, yardımcısı. Ne yapıyor bu dediğin şey? Bak, yerel kalkınma ajanslarıyla işbirliği yapıp... bölgenin sosyoekonomik gelişmesine katkı veriyor amca. İyi, iyi. Pek güzel. Bak anladı işte. Nereli bunlar? Kim nereli? Yani... bu gelişmeyi kotaran ne diyorum. Ya bu bir konsorsiyum. Merkezi de Londra'da. Aa. Britanya'dan burası kalkanacak. Öyle mi? Yani öyle de denebilir. Borcumuz ne olacak peki? Ne borcu ya? Borç borcu yok. Yani bu uluslararası bir yapı. Çıkmayacaklar bunlar.
Gerilla 93 sürecinden nasıl çıktı biliyorsun? Nasıl? 10 santimlik bir kayanın üzerinde kımıldamadan 10 saat durarak. Biz de duracağız yani. Peki bunlar bilmediği katıra niye yem veriyor evlat? Ne yemi, ne katır? Anlamış bakın Esat Bey. Bak doğrusunu istersen ihtiyar. Ben doğduğum mezardan iki fotoğrafla dönüp ofisimde kahvemi yudumlarken o resme bakmak istiyordum. Ya inan en çok bunu istiyordum. Bizim yapiler sever böyle dramatik çıkışlarla başlayan kariyerleri. Ama görüyorsun işte hiçbiri olmadı. Ben senin gibi kelamı tezyin edemem evlat. Ama üstünde yürüdüğüm toprağı iyi tanırım. Şunu bil ki Gürt'ün sükutu hayali arttıkça toprağa akan kan da artar. Bu memlekete hayır mı yapacaksın? Ama önce herkesin elinden tutacaksın. Kürt'ü, Türk'ü, Arabi, Acemi al. Sabi Subyan gibi kapı kapı gezdir. De. De ki ahan bu senin amcandır. Bu kardeşindir. Bu halandır. Bu anan dayısıdır. Çocuğa hısım akraba öğretir gibi. Eşin kim? Dostun kim? Dostun kim? Düşmanın kim? Bire bir öğreteceksin. Bir kere bunu yaptığında kalkınma da olur, terakki de. Ta Britanya adasından kalkıp da kavga etmeyin bakayım diyen hergeleye de haydi ulan oradan de. Kendi kardeşliğimi sana mı soracağım de. Gör o vakit terakki neymiş, sulh neymiş. Oğlum ne uğraşıyorsun şununla? Çekiyor mu diye bakıyorum dedi. Çoban Necati şu tarafta konuşuyor. Kayaların üstünde. Çekiyor mu oradan? Ben bilmem. Necati konuşuyor. Ben giderim komutan. Tehlikeli olmaz mı Osman? Komutan, eğer sabaha beklersek buradan adım bile atamayız. Eğer başarırsam en azından mesaj gönderebilirim. Tamam, ben de hazırlıklıyorum. Çık istersen. Ne çıkacak? Kendine imdad edemeyen bana mı imdad edecek? Sedat, Osman Karat ben. Şu anda Tilki Devri'nin kuzey batısında bir çobanın evinde mahsur kaldık. Acil durum, çabuk. Komutanım, anlaşıldı komutanım. Jandarma! Ecelin geldi jandarma! Ecelinle aranda 100 metre var. Vazgeçmeyecek. Ben onu
öldürene kadar bu kadın hiç vazgeçmeyecek. Hadi koyunuz, hadi koyunuz! Sallanmayın ulan, acele edin! Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi! Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi! Hadi abi! Hadi ona gidelim alalım adamlarımızı, hadi! Sadece yorgunluk. Evet komutanım, Esat Bey'in sağlığı yerinde. Birazdan alınacak komutanım. Sağ olun komutanım. Emredersiniz komutanım. Komutanımızın selamları var Esat Bey. Birazdan alınıp Tugay'a götürüleceksiniz. Buralarda ilk çatışma çıktığında gencecik bir delikanlıydı. Allah kahretsin. Savaş, 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 savaş. Sonuç ne? Aynı, hiçbir şey değişmiyor. Bir de şöyle düşün başkan bey. 30 yıldır savaş iyiler ama onlara bir çakıl taşı bile vermedik anasını satayım he? Vermediğinde ne oldu, ha? Her şey berbatlıkta birbiriyle yarışıyor. Adam, daha evvel hiç bilmem ne reisini köte katmadım. Ama senin karşıntın şiddetli görünüyor. Kamcığım, sakin ol sen de. Neden Britanya'nın Hint valisi gibi davranıyorsun? Senin postunu kurtarmak için bu çocuklar hayatlarını tehlikeye attı. Daha ne istersin? Çocuklar sancak bekliyor. Sancak. Bundan ötesi var mı? Bundan mübareği var mı? Hı? Var mı? Sıtkı amca. Sıtkı amca. Hadi gel biz bir şeyler yiyelim. Hadi. Ben de sizin için çalışıyorum. Ben de sizinleyim. Dur. 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 Ben kendim çalışırım. Nihan Hanım, bize katılmak istemez misiniz? Belki birazdan. Çok teşekkür ederim. Efendim. Nasıl gidiyor yemek? Çok iyi. Sağ ol. İhtiyacı varsa eğer?
Berat, sonra konuşalım, tamam mı? Hadi kapatıyorum ben. Osman, ben seni... Botlar ayağıma yapıştı da çıkmadı bir türlü. Çok komiksin. Çok güzelsin. Dans edilecek. Evet. Ya insan bir lütfeder misiniz falan der. Ne kadar ayıp ya. Çok güzel.